Aslında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu üzerinden henüz 100 sene geçmişti. Takvimler 1402 tarihini gösterirken Osmanlı Devleti kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarına gelmişti. Peki neden? Çünkü Kemal Tahir'in Topal Kasırga olarak adlandırdığı Orta Asya'dan kopup gelen Türk hükümdar Timur, ki Timur Lenk olarak biliyoruz, bacağını aldığı bir ok yarası yüzünden ayağı aksıyordu da Aksak Timur veya Timur Lenk olarak da bilinir. Anadolu'yu kasıp kavurmuştu, Osmanlı'yı yenmiş ve eski beyliklerine topraklarını dağıtmıştı. Bu hengame içerisinde Yıldırım Bayezid, Timur'un elinde esirken hayatını şaibeli bir şekilde kaybetmişti. İşte sonrasında ne oldu? Timur herkese topraklarını geri dağıttı ve Çin'i fethetmek üzere Orta Asya'ya doğru geri döndü. Onun hikayesi başka. Biz Anadolu'ya bakalım. Yıldırım Beyazıt'ın topraklarını aldığı beylikler tekrar kendi devletlerine, devletçiklerine kavuşmuş oldu. Peki ya Osmanlı? Osmanlı'nın Anadolu Teşkilatı kelimenin tam anlamıyla darmadağın olmuştu. Bir kere ortada lider yoktu. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Anadolu'nun dört bir tarafında ve Rumeli'de ayrı ayrı bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Bir kere ortada Mustafa Çelebi yoktu. Çünkü Mustafa Çelebi Timur'un yanında kalmıştı. Timur onu esir edip götürmüştü. Mehmet Çelebi, ki bizim şimdi anlatacağımız Çelebi Mehmet, valilik yaptı, Amasya'ya canını zor atmıştı ve orada hüküm sürüyordu. İsa Çelebi Bursa'daydı. Musa Çelebi ise daha sonradan ortaya çıkmıştı. Süleyman Çelebi de kendisine Edirne yapmış, orada hüküm sürüyordu. İşte Osmanlı tarihçilerinin fetret, yani ara dönem, yani kaos dönemi diye bildiği bu dönem tam 11 yıl sürmüştü. Kelimenin tam anlamıyla daha iyi anlayabilmek için Osmanlı'nın içerisindeki bir iç savaştı bu diyebiliriz. Osmanlı'nın fetihleri durmuş ve bir hükümdarlık, bir liderlik mücadelesine girilmişti. Bunların arasında aslında şans olarak en zayıfı olan Amasya'da vali olan Çelebi Mehmet'ti. Ama zekasını kullanarak Çelebi Mehmet diğer bütün kardeşlerini yavaş yavaş adım adım giderek alt etmişti. Osmanlılarda şöyle bir kural vardır. Batılı hükümdar geleneğinde olduğu gibi bir hükümdar öldüğü zaman yerine seniorat yani en büyük oğlu gelmez. Diğer bütün prenslerin, batılı tabirle söylemeyelim, Osmanlı tabirle bütün şehzadelerin eşit hakkı vardır. Peki kim olur? Kimin zekası keskin, kimin bileği kuvvetli, kim diğer güçleri arkasına almışsa kardeşlerini alt eder. Diğer bütün erkek çocuklar mücadeleye böyle başlarlar. Hatta Osmanlılar bunu şöyle formülize etmiştir. Ya taht ola ya baht ola. E taht olursa ki bir kişi olacaktır, o tahta çıkar. Peki ya baht ola ne demek? Yani şansımıza ne düşerse. E baht olması yani şansa çıkan da genellikle kaybeden şehzadelerin ipek bir kordon ya da yay kirişiyle boğularak bu oyunu kaybetmeleri demekti. İşte önce Mehmet Çelebi kardeşi İsa Çelebi'yi bahtını sundu. Arkasından Musa Çelebi Edirne'deki Süleyman Çelebi'ye bahtını sundu. Şimdi karşı karşıya kalan iki kardeş vardı. Rumeli'nin hükümdarı Musa Çelebi ki Edirne'de oturuyordu ve Bursa'nın hükümdarı ki Anadolu'nun hükümdarı olan Mehmet Çelebi vardı. Tabii bu oyunda ayakta kalabilmek için Bizans elinden gelen neyi varsa onu yapıyordu. Çünkü güçsüz bir Osmanlı Bizans'ın hayatını sürmesi demekti. Gah Musa Çelebi'ye, gah Mehmet Çelebi'ye destek vererek aralarının düzelmemesini, birbirlerini yenmemesi için elinden geleni yapıyor. Bu oyunda gerçekten çok güzel oynadılar. Ama Mehmet Çelebi daha sonra kardeşi Musa Çelebi'yi yendi. Edirne'yi de alarak Osmanlı Devleti'ndeki 1413'te bu fetret dönemini sona erdirdi. Ama hala ülke durulmuş değildi. Nihayetinde bir Timur fırtınası kopmuştu ve ülkenin yeniden toparlanması gerekiyordu. İşte bunun için yavaş yavaş kardeşler arasındaki bu kavgayı bitirip tek hükümdar olduktan sonra şimdi sıra geldi Anadolu'daki ve Rumeli'deki Osmanlı gücü azalınca başına buyruk davranmaya başlayan
devletleri, devletçikleri yola getirmeye. İşte aslında Mehmet Çelebi'nin bütün ömrü bununla geçti. Gah Anadolu'daki beylikler, gah Balkanlardaki prensliklerle, özellikle Eflak, yani bugün Romanya'daki Prens Mircea ile çok uğraştı. Bunları yeniden Osmanlı sistemine bağlamaktı. Burada dikkatinizi çekecek bir unsur var. Osmanlı'nın Anadolu teşkilatı darmadağın olmasına rağmen Rumeli teşkilatı sarsıldı ama darmadağın olmadı. Peki bunun nedeni nedir? Aslında Osmanlı'yı çökmekten kurtaran Rumeli'deki teşkilatı olmuştur. İşte tarihçiler bunu tartışmışlardır. Peki aklınıza hiç geldi mi? Osmanlı bir Asya devleti mi yoksa Osmanlı bir Balkan devleti mi? Aslında bu bize çok önemli bir noktayı gösteriyor. Osmanlı esasında bir Balkan devletiydi. Balkanlardaki fetihler ve orada kurduğu teşkilatla ayakta kaldı. 1912'de Balkanları kaybetmemizin ardından yaklaşık 6 sene sonra Osmanlı'nın dağılması da buna en güzel kanıt olacaktı. Biz dönelim 14. yüzyıla. Aslında Mehmet Çelebi'ye baktığımızda pek çok iç karışıklıkla da uğraştı. Bunların birisi de Nazım Hikmet'in de şiir yazdığı Şeyh Bedrettin'di. Şeyh Bedrettin'e elbette ki bir ideolojik levha koymak o yılın, o yüzyılın şartları içerisinde çok ütopik ve romantik bir yaklaşım ama farklı şeyler söylüyordu. Kendisi Musa Çelebi'nin kazaskeriydi. Yani din ve adalet işlerine bakan, Diyanet ve Adalet Bakanlığı'nın karışımı bir makamdaydı Osmanlı'da. Musa Çelebi iktidardan düştükten sonra kendisi ilmine hürmeten sürgüne gönderilmişti. Ama sen otur, hoca efendi burada kitaplarını yaz, ilminle irfanınla uğraş dendi. Ama onun fikirleri bambaşkaydı. Tasavvufun biraz daha ileri giden fikirleriyle her şeyin herkesin olmasını istiyordu. Ve böylelikle dünyada adaletli bir düzen kurulacağını söylüyordu. Ve adamlarından Börklüce, Mustafa ve Torlak Kemal İzmir Karaburun'da bir isyan çıkardılar. Ve bu isyanı Osmanlı bastırdı. Ama gözleri Şeyh Bedrettin'e dönmüştü. Şeyh Bedrettin hemen bir gemiye binerek gizlice Balkanlara geçti. Ve orada kendi fikrine uyanlarla birlikte bir isyan başlattı. Fakat Osmanlı kuvvetleri bu eşitlikçi şeyhin isyanını bastırdı. Kendisi Serez'de mahkeme önüne çıkarıldı. Çok enteresan bir şey var. Kendisi büyük bir hukuk ve din alimiydi. O dönemlerde zaten hukuk ve din iç içeydi. O yüzden büyük hukuk alimi diyebiliriz. Kendisini yargılayan heyetin başındaki Kadı Taftazani kendi yetiştirdiği öğrencisiydi. Hocasına öyle hürmet duyuyordu ki hatta şöyle dedi. Şeyh efendi, senin Hanefi fıkhına göre, yani İslam hukukuna göre hükmün nedir? Şeyh Bedrettin şöyle dedi. Elbette ki idamdır dedi. Fakat şöyle bir karar verildi. Kanı helal, malı haramdır. Normalde devlet malına da el koyardı ama ailesine bıraktı. Ve hükmü verdikten sonra öğrencisi biraz da alaycı bir şekilde Şeyh Bedrettin'e şöyle dedi. Hocam, rengin sarardı. Ölümden mi korktun? Dedi ki, Kadı Efendi, güneş de batarken sararır. Bizim de batma vaktimiz gelmiştir dendi ve Serez'de kendisi idam edildi. Peki hikaye böyle mi bitti? Hayır. Mehmet Çelebi hem Anadolu'da hem de Rumeli'de tam 24 tane savaşa girdi. Bu savaşların içerisinde ilk kez Osmanlıların Venedik'le boy ölçüştüğü Gelibolu yakınlarındaki deniz kuvvetiyle oluşturulmuş Çalıbey'in komutasındaki bir deniz savaşı da yapılmış oldu. Osmanlı tarihinde ilktir. Ve tarihçilerin bize söylediğine göre 24 tane yara vardı vücudunda. O kadar çok savaştı ki. Osmanlı Devleti'ni toparlamak için o kadar çok mücadele etti ki vücudun çeşitli yerlerinde 24 ayrı silah yarası vardı. Ve o yüzden Osmanlı tarihçileri onu Osmanlı Devleti'nin Osman Bey'den sonra ikinci kurucusu olarak adlandırdılar. Ama kendisi rahatsızlandı. Öleceğini anladı. Dedi ki, tez oğlum Şehzade Murat'a haber verilsin. Sakın ha, o gelmeden ben ölürsem ölümümü açıklamayın dendi. Ve gerçekten de Şehzade Murat gelmeden Çelebi Mehmet öldü. Peki sonra ne oldu? İşte bundan sonrası tam bir devlet aklı. Hem bir casus filmlerindeki operasyon gibi bir devlet operasyonu hem de bir gerilim filmi yaşandı.
padişah ölmüştü. Fakat gömülemezdi. Çünkü padişahın öldüğü haber alınırsa yine Fetret Devri gibi bir dönemin yaşanmasından korkuldu. Bir yandan da Timur'un bıraktığı Çelebi Mustafa gelmişti. Osmanlılar onu karalamak için ona düzmece Mustafa, sahte Mustafa dediler. Aslında sahte falan değildi. İkinci bir Fetret Devri olabilirdi. Fakat askerler padişah ortada görünmediği için huysuzlanmaya başladılar. Padişah efendimiz nerede? Onu görmek isteriz dediler. Padişah ölmüştü. Hekimler hemen bir operasyon yaptılar. Padişahın iç organlarını çıkardılar ve gizlice gömdüler. Padişahın vücudu ilaçlandı ama odadaydı. Günler geçiyordu. Şehzade Murat ortada yoktu. Askerler huzursuzlanmaya başlamıştı. En sonunda subaylar vezirleri tehdit edercesine şöyle dediler. Ya padişaha gösterirsiniz ya da ötesini bilmeyiz. Hemen kriz masası toplandı. İçeride bir padişahın cesedi vardı. Dışarıda her an maraza çıkarmaya uygun subaylar vardı. Ve Şehzade Murat ortada yoktu. Ve yeni toparlanmış devlet tekrar parçalanabilirdi. İşte tam bu noktada hekim Gürüzan'ın aklına bir fikir geldi ve kriz masası toplanıp bu fikri uygulamaya başladı. Peki ne yaptılar? Subaylar içeriye davet edildiler vezirler tarafından. Günlerdir padişahı görmüyorlardı. Subaylar padişahın huzuruna girdiler. O da loştu. Elbet ışıklar yanıyordu ama padişahın silüetini zor bela seçiyorlardı. Tabii ki çok iyi bakamazlardı. Çünkü Osmanlı geleneğinde bir padişahın gözlerinin içine dik dik bakmak, onu incelemek mümkün değildi. Başlar önde kaçamak bakışlarla padişaha bakıyordu. Padişahın hasta olduğunu biliyorlardı. Padişah hastaydı ve gerçekten de öyle görünüyordu. Loş bir odada padişahın huzuruna girip, "Sultanım, sıhhatinizi çok merak ettik." dediler. "Sizi görmek istedik." dediler. Çünkü padişah karşılarında oturuyordu. Ve birdenbire padişahın elini yavaşça kaldırıp işaret verdiğini ve onların kaygılarını beden diliyle gösterdiğini anladılar. Ortada hiçbir gariplik sezinmiyordu. Padişah hastaydı ve elleriyle onları teskin etmeye çalışıyordu. Tam ikinci bir soruyu sorup bu sefer sesli cevap bekleyecekleri zaman birden bir vaveyla koptu. Padişahın özel hekimi olan Gürüzan içeri girdi. "Vay edepsiz herifler, siz burada ne yaptığınızı zannediyorsunuz?" diye kendini paralamaya başladı. "Biz hasta padişahımızı iyi etmek için günlerdir uğraşıyoruz. Siz padişahımızı burada meşgul edip var olan sıhhatinde mahvediyorsunuz." diyerek ortalığı feryadı figana verdi. Birdenbire ortalık karıştı ve padişahın sağlığı söz konusu olduğu için askerler de ikinci soruyu sormalarına fırsat kalmadan büyük bir utanç içerisinde selamlarını vererek protokol kurallarına göre dışarı çıktılar. Dışarı çıkarlarken padişah da yine elini kaldırmıştı onlara. Aslında ne olmuştu biliyor musunuz? Hekim Gürüzan'ın aklına gelen bir tiyatro oynanmıştı. Gerilim filmi gibiydi. Onları karşılayan padişah aslında ölüydü. Başka birisi değildi. Çelebi Mehmet'in ta kendisiydi. Ama cansız cesedi karşılamıştı. Hekim Gürüzan'ın aklıyla devlet adamları, iç organları çıkarılmış, dikilmiş, ilaçlanmış padişahın cesedini bir güzel yaşamındaki gibi giydirmişlerdi. Başında kavuğunu, kaftanını geçirmiş, gömleğini geçirmişler ve kollarına girip padişahın cesedini tahta oturtmuşlardı. Peki elleri nasıl oynuyordu? Arkasına da askerler kuşkulanmasın diye bir adamı geçirmişler. Kaftanın içinden soktuğu elleriyle sanki padişahın elleri hareket ediyormuş gibi hareket ettirmişlerdi. O da loştu. Padişahın cesedi giyinmiş bir şekilde oturuyordu ve arkasında bir kukla gibi ellerini oynatan birisi vardı. Ve hekim Gürüzan'ın feryadı figanı da bu tiyatronun bir parçasıydı. Ve her şeyden önemlisi subaylar buna kanmıştı. Padişahın cesedi tam 42 gün gömülmemişti. Öldükten sonra 42 gün gömülmeyen bir padişah cesedi. Peki ne oldu? En sonunda Şehzade Murat ulaştı Bursa'ya ve padişahın ölüm haberi böylece açıklandı. Bundan dolayı hemen Şehzade Murat'ın gelip ki Osmanlı tarihinde 2. Murat olarak geçecek Şehzade Murat'ın gelip tahta geçmesiyle bir sorun olmadan, yeni bir Fetret Devri yaşanmadan yeni bir dönem başladı. Osman Gazi Osmanlı Devleti'ni kurdu.
Ama Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu oldu. Ha, son olarak niye sultan değil de Çelebi? Çünkü Çelebi Türkçe'de efendi anlamına gelirdi. Türkçe tanrı anlamına kullanılan çalap kelimesi Çalabi'den Çelebi'ye dönüşmüştü ve Allah adamı, kendi halinde efendi insan demekti ki efendi Rumcadır bu arada. Bu bir görüş, ikinci görüş de şuydu ki annesi Devlet Hatun, yani Germiyan Bey'in kızı Devlet Hatun, Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunlarındandı ve Mevlevi şeyhlerine de Çelebi denirdi. O yüzden Çelebi Mehmet olarak Osmanlı tarihlerinde ikinci kurucu olarak geçti. Osmanlı Devleti uçurumun kenarından dönmüş ve 100 yıl sonra dağılmaktan Çelebi Mehmet'in savaşçılığı ve zekasıyla kurtulmuştu. Şimdi artık yükselme zamanı.